Merhaba arkadaşlar. Bu hafta çok değişik bir şey yapalım dedik. Sizden soru istedik. Yani teknolojiyle alakalı merak ettiğiniz sorular var mı diye. İyi bir katılım da oldu. Böyle bundan sonra her hafta bu tarz bir şeyler yapabiliriz. Ben sizden gelen sorularla başlayayım. Teker teker cevaplaya cevaplaya gidelim. Şu başlığın altında yazdım. Zaten bunları ben cevapladım size hafiften. Şurada soranlar da gözüksün, herkes gözüksün. Hani böyle kimseden saklımız gizlimiz yok. Şöyle bakalım gelen sorulara. Ya tabii çok soru geliyor da hepsini şimdi tek videoda cevaplayamayacağım. Ben aralarından seçiyorum yani böyle teknolojiyle alakalı olanları daha çok istiyorum aslında gelmesini. Onu da belirteyim, bir dahakine teknolojiyle alakalı sorarsanız daha iyi olur. Şimdi normalde de oyun oynarken devamlı küfür eder misin? Ayrıca tableti nereye atıyorsun diyor. Tableti yere atıyorum. Daha kırılmadı. Oynarken de tabii de küfür ederim. Genelde de küfür ederim. Oyun oynamak gerekmiyor küfür etmek için. Şöyle bakıyorum ben. Bir göz gezdiriyorum. Android mi, iOS mu, Windows 8 mi diyor. Yani Windows 8 Phone mu yazmış hatta. Windows Phone'u. Ya vallahi bence Android. Bilmiyorum da. Ben Android kullanıyorum. Memnunum da. Gerçi iOS'a göre daha yavaş da olsun. Sonuçta her şeyi APK, MAPK falan bulmaya da yarıyor. Takıyorsun bilgisayara, yok. iTunes kurayım, o yok, bu yok. Direkt atıyorsun her şeyi. Flash bellek gibi de kullanabiliyorsun telefonu. Yani bize daha rahat gelen telefon Android, öyle söyleyeyim. Bana. Android ve iOS platformundaki oyunların neden çoğu Windows Phone'da yok? Çünkü eşeğin s**tinden dolayı yok. Onu da belirteyim. Valla o sorunun cevabını hiç bilmiyorum ya. Geliştiricileri mi az acaba, ya oyun yapmak zor mu? Hiçbir bilgim yok. Kaç tane iPad kırdın diyor. Ben hep bunu attım, daha da kırılmadı. Bir şurası bir yamuldu. Gören var mı bilmiyorum da. Onun dışında da bir şey yok. Alet. Şifreye bakmayın lan. Şaka şaka. Bu aralar hangi oyuna sardı? Yazmış Görkem Yener. Bu aralar Defenders and Dragons diye bir oyun vardı. Şeyde tanıtmıştım. Game of Thrones'ta tanıtmıştım. Onu fazla oynuyorum açıkçası. Hani sardım diyebilirim. Hoşuma gidiyor oyun. Senin TA olduğunu nereden bileceğiz diyor. Artık anlamadıysan da yapacak bir şey yok. Aga Xperia Z'ye KitKat gelecek mi? Sokacağım Z2'sine dersen sevinirim. Sokacağım Z2'sine dedim. Biz hala Z'deyiz. Harfler 2 diyor. Fazla fark yok arada diyor. Fazla fark yok değil. Fazla fark var aslında. RAM farkı var. Kamera farkı var falan. Tabii ama s**kede gelecek KitKat, onu da söyleyeyim. Mecburlar yani. S**kleri yiyorsa getirmesinler. Bakalım ne oluyor o zaman Z kullanıcıları. Daha geçen sene çıkan telefon. Bakalım başka. Akıllı telefon kullanmak gerçekten bir ihtiyaç mıdır yoksa tamamen gösteriş amaçlı mıdır? Genel bir soru gelmiş Tolga'dan. Ya bence hani şimdi klasik cevap olacak ama iyi kullanırsan ihtiyaç, ama böyle bir bokundan faydalanmazsan da gösteriş amaçlı. Nerelisin toprağım yazmış Berkay. Karşıya kalayım. Yüzümü merak eden var. Birkaç videoda çıkıyorum. Onları hani bilen biliyor. O yüzden fazla şey yapmaya gerek yok. Uygulamaları APK ile yüklemek caiz mi? Demiş Tuğberk. Valla farzını kılarsan caiz herhalde, ne bileyim. Ben genelde tanıttığım oyunları hani APK'sını alıp kurmuyorum tablete. Gerçi gördüğün gibi iPad var zaten, imkansız da. Telefonda da öyle kurmuyorum ama hani çok böyle pahalı gelir, gereksiz bir bakayım göz atayım falan diyeceğim zaman bazen de APK kuruyorum, hani şimdi yalan söyleyecek halim yok. Tabletleri sıçıyor musunuz yazmış Mehmetcan. Musunuz soru ekini ayrı yaz bundan sonra. iPhone jailbreak yazmışın Utku. Jailbreak, ben dediğim gibi iPhone kullanıcısı değilim zaten. Sadece iPad var. Jailbreak hiç yapmadım. Ha, yapılmasını tasvip ediyor muyum? Ediyor muyum? Bilmiyorum, duruma göre değişebilir. Aslında ben olsam ederim. Yani bence bir sakınca yok zaten. Bunu bağıra bağıra herkes Twitter'dan falan da söylüyor. İllegal bir şey değil bana göre. Şükrü Deep Web nedir diye sormuş. Tehlikeli midir demiş. Aklını alırlar Şükrü. Hani keserler adamın orada. Yemin ederim ayakta haberin olmaz. Bulaşmayın, öyle şeylere girişmeyin yani hiç. Ben de hani kulaklığın dolma bilgilerle söylüyorum da hani yaptığından değil. Kat kat katman katman gidiyormuş işte. Yok şunu veriyorsun adam ölüyorsun. Yok şunu veriyorsun adam bilmem ne derken. Bir bak daha yemişsin yani, hiç farkında olmadan. Bulaşmayın öyle şeylere. Şehir efsanesi de olabilir yani. Onu da söyleyeyim. Böyle hal hatır soranlar olmuş. Küfürleri nereden buluyorsun demiş. Küfürleri aramıyorum zaten. Mahalle kültürü diyelim. Senin gibi birkaç tane atarlı bulsak, tanıtım yapsan nasıl olur demiş. Kavga çıkar. Şunu soran bir arkadaş var. İbrahim Dikmen sormuş. Diğer oyun platformlarında işte PC, Xbox, PlayStation gibi oyun videosu ne zaman çekeceksiniz abi yazmış. Valla düşünmüyor değilim. Düşünüyorum. Ama zaman veremem size onun için. Hani şu zaman yapacağım dersem yalan olur. Takipte kalın. Elbet bir gün çıkacak. Yakında da çıkabilir. Uzak zamanda da çıkabilir. Oğuzhan yazmış. Abi Note 3'e 4.4.2 KitKat güncellemesinden sonra ısınma, kasma, donma olayları başladı. Bende de mi böyle? Herkes de mi böyle? Ne yapmamı önerirsin? Valla artık yapacak bir şey yok. İlla hani rootlayıp geri döneyim diyorsan yap da. Ya KitKat bunu çıkardılar. İlk bu iki s**tına koydu telefonların. LG vardı bende. Anasını s**tti. Yükledik. Bak göstereyim.
Allah bir dakika bir açayım dedim. Şunu var ya koy duş telefonu. KitKat KitKat diye yani s**tler. Ama koydular hiç gerek yokmuş ya. Bu diğer güncellemeyle çıkacak. Yani diğer güncellemeyle gelecek. Bayağı bir hatalar giderilecek diyorlar. Biz de onu bekliyoruz yani. Hani şurada Note 2 de var bende görmüşsünüzdür birkaç tanıtımda. Onda şu anda bir KitKat yok. Hani o gayet de düzgün çalışıyor. Şurada bir arkadaş sormuş. Acaba i7 4700 MQ anakartlı GE60 modeli notebook'uma 16 GB tek parça RAM takabilir miyim? Mevcut 8 GB var. 8 artı 16 eşittir 24 olur mu? Matematiğe göre olur. Senin anakartına göre olmaz. O anakart zaten maksimum 16 GB bellek taşıyabiliyor. Yani 8'i atacaksın, 16'yı takacaksın. Sadece 16 GB olur. Emre Kaçan demiş. Apple Store açılışına gittiniz mi? Gitmediyseniz neden gitmediniz? Dediğim gibi ben İzmir'deyim zaten. İzmir'deyim. İstanbul'a gitmedim. Ki zaten hani Apple için öyle gidip de kuyruğa girecek bir adam tipi değilim. Yani bana dedesinin elini öpmeye bayramda gitmez. Gitmiş orada sabahtan beri kuyruğa girmişler. Neymiş? Beleş tişört dağıtıyorlar. 5 liralık tişört koyayım. Ya bana çok aptalca geliyor. Niyeyse bilmiyorum. Bana en acil, en kalitelisinden bir online ticaret oyunu söyler misin adam? Online ticaret oyunu ne? O ne koyayım ya? Vallahi ilk defa senden duydum. Bakayım olmazsa söylerim bir ara. GTA 5 PC'ye çıkar mı? Çıkarsa ne olur? Çıkmazsa ne olur? GTA 5 PC'ye çıkacak zaten. Belki de çıkmıştır bile. Ben bilmiyorum. Hani gelecek diye duydum. Büyük ihtimal şu an çıkmadı ama çıkacak yakın bir zamanda. Çıkarsa ne olur? Güzel olur. Oynarsın. Çıkmasa da koyayım onu. Yani yapacak bir şey yok yani. Evet, Minecraft oynayacaktık bir arkadaşla. Mesaj attım, yanıt gelmedi. Şimdi tabletim bozuldu diyor. Mesaj attın, yanıt verdim ben sana. Niye yalan söylüyorsun? Niye Clash of Clans tanıtım videosu çekmiyorsun diye bir soru gelmiş. Ya ben oyunum var ya her yerden çıkıyor ya. Her oyunda oynuyorum reklamlarda o çıkıyor. O çocuklarını sırf o yüzden tanıtmıyorum amına koyayım. Onları ben çok ayrılıyorum oyuna ya. Bir de 30 saniye falan böyle videosunu izletiyorlar. Rak var gibi. Ama isterseniz bir tanıtım bakarım yaparım yani bilmiyorum. Ama çok tavım dediğim gibi ayar oluyorum ben ona. Bir tane Android iOS için hesap makinesi yazılım paylaşmıştınız demişsin. O programın ismi ne? Web Tekno sayfasına yazılım bölümünden bütün hepsine baktım. Yine de bulamadım. Yazılım bölümünde aramaz tabii ki de uygulama. Mobil uygulama bölümüne bakacaksın. Şöyle bakayım ben sana. Telefondan göstereyim. Şu hesap yaptığımız diyorsun değil mi? Şu MyScript Calculator. Uygulamanın adı da oymuş. WhatsApp E-Plus diye bir şey çıkacakmış. Biliyorsunuz mu? Yazmış Halil. Biliyoruz haberini yaptık. Web Tekno'da var. Bütün takipçi ve sevenlerin sap farkındasın herhalde yazmış Can. Maalesef. Serkan uçan arabalar ne zaman satışa çıkacak yazmışsın. Valla bilmiyorum. Seneye çıkar herhalde ya. Ama vergi alırlar mı onu da bilmiyorum ya. General Mobile Discovery Elite modeli için bir video inceleme yapacak mısınız diye soru gelmiş. Bakalım elimize geçerse yaparız. Şu an hiç etrafımda alan arkadaşım falan da yok. Bende de yok öyle bir telefon. Denk gelirse yaparım ama sorun değil. iPhone'un Siri'si veya Samsung'un S Voice'u üzerinde Türkçe dil çalışmaları var mı diye sormuş Melik. Var. Büyük ihtimalle çıkacaklar. Ama ne zaman çıkacak bilmiyorum. Onu bir Türkçeleştirmeye çalışıyorlar zaten. Ki şöyle bir şey var. Türkçeleştirse biz o kadar düzgün Türkçe kullanmadığımız için bir bokumuza yaramayacak o. Onu da söyleyeyim. Telefonun donmaması için yapılacak önlemler. Yani alınacak önlemler demek istemiş Kubilay. Telefonunuz donuyorsa yapacak bir şey yok. Belleği boşaltacaksınız arkadaşlar. Hani doldurmuşsun ki donuyor. Öyle. Eski belgeleri falan da silin. Hani bunun Clean Master yapıyor. Clean Master'ı yükleyin. Her şeyi temizleyin. Android ise tabii telefon. iOS'ta bilmiyorum. Bakımını yaptırın. Uygulamayı silin. Akşamları güzel sitelere giriyorsunuz. Gizli gizli. Onları da azaltın. Onlar da çok fazla bug çekiyor telefonlara. Yapmıyorum dersen de yalan söylersin. S4 WhatsApp'ımda ne profil resmi koyabiliyorum, ne veri paylaşımı ses kaydı, ne de karşıdan gelen fotoğrafı görebiliyorum. Ön izleme olarak geliyor. İnternete olabildiğince araştırma yaptım. Fabrikalarına döndüm. WhatsApp'ı sildim, yükledim. Bir çaresini bulamadım. Sizi de takip ediyorum ve çok beğeniyorum. Net üzerinden araştırdım. Çok mağdur var demiş. Valla şöyle söyleyeyim. Hani ben senin çözümünü biraz araştırdım internetten de. Ben de hiçbir bilgiye ulaşamadım. Hani bilen varsa bu videonun altına yorum olarak yazsın. Arkadaşın sorununu. WhatsApp Plus vardı hani bizi göstermiş nasıl kurulacağını. WhatsApp Plus'ı kur. En azından hani aynı şekilde kullanırsın. Çözemezsen tabii sorunu. Not Bermuda Şeytan Üçgeni denilen mekan nasıl oluşmuştur? Gerçek cevabı teknolojiye çok alakalı demişsin. Ulan nasıl oluşmuş? Ne b nasıl oluşmuş ya? Yıllardan beri sırrı çözemedim. Ben mi çözeyim? Çekim mekindir. Dur bakayım lan merak ettim beni de. Ya da neyse ya sokayım Bermuda Şeytan Üçgeni.
Arkadaşlar dediğim gibi bana soracağın soruları yine böyle Facebook grubundan paylaşacağım. Başlık altında yine aynı fotoğrafta. Öyle sorularınızı yazın. Ben tabii ne iş yerinden seçeceğim. Teknolojiyle alakalı olurlarsa sevinirim. Herkes kendine iyi baksın. Beni YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Twitter adresimden de yazabilirsiniz hani ekstra sorular varsa. Kendinize iyi bakın. Hadi eyvallah.